Katolikçe konuşulan programa tekrar hoş geldiniz. O adam mutlu. Ha tamam, aletle mutludur. Bir mutluluk şeyi buluyordur kendine, anlıyor musun? Bir şey buluyordur. Abi biz bildiğimiz iki filmi konuşalım. Once Upon a Time in Hollywood, bir de Joker. Joker hakkında yapıştır hadi. Söylüyorum. Bir. İki, yanlış. Üç. Hikaye yanlış? Yanlış. Nasıl yanlış? Hayır, Batman'den geliyor Joker. Hı-hı. Hayır, Batman'le savaş, o filmde Batman'e getireceklerse Batman'in savaştığı Joker 83 yaşında falan oluyor. Hata var orada. Çünkü Batman orada 45-50 yaşında adam. O da Joaquin Phoenix gidip çocuğu korkutuyor. Batman olacak çocuğu. 7-8 yaşında belki. Böyle abi bir şey yok. Joker Batman'le aynı yaşta. Komik hemen zamanından hemen. Da. Ama sözüm ona, Joker'in asıl olayı komik bu, yani çizgi karakter olduğunun farkındaymış. Yani bu şeyle konuşuyor. İşte tekrar hoş geldiniz yapıyor böyle. Tabii komiklerde değil mi? Evet. İlklerinde evet. Yani okuyucuyla konuşuyor. O yüzden evet. Rolünden çıkmıyor. Daha evet, doğrusu ona... İsmi de ondan dolayı Joker zaten. Evet. Onu yapabilen tek karakter. Ve işte her şekle girdiği için. Evet. İşte şimdi kötüsün, şimdi iyisin, şimdi şöylesin, şimdi böylesin. O yüzden de bin bir suratı var. Şimdiye kadar sinemada oynayan hangi aktör Batman diye sorarsan %95 Christian Bale derler. Ondan sonra Ben Affleck'i getirdiler. Sana Bale sesi yapayım mı? Yap bakayım. You think darkness is your ally. Oh, çok iyi bu. You barely adopted by the dark. I was born in it. Adopted by a dog. Once Upon a Time in Hollywood nasıl bir filmdi abi? 5 dakikalık YouTube videosu olacak bir film miydi? Çok kötüydü bence ya. Abi sarmadı ya. Ötekilerinde mesela böyle şey sarıyordu. Böyle bir nasıl diyeyim? Pulp Fiction'da izliyordun onu. Onda hani bir... Aa bak böyle bir şey oluyor, böyle bir şey oluyor. O gündemi takip ediyordun. Niye biliyor musun? Kill Bill'de. Ama bunda gündemi hem takip edemiyorsun hem de gündemde takip edilecek bir şey yok. Kanka bunda çünkü Tarantino tarzı bir film yapalım çıkarmaya çalışmışlar. He. Öbürlerinde Tarantino çekmiş. Tarantino tamam filmi. Adamın tarzı o. Evet. Ha ben şimdi Uğur olarak şarkı söylüyorum. Bir de zorlayarak bir şarkıda Uğur olarak nasıldı ya Uğur diye kendim söylemeye çalışıyorum. Yeni bir şarkıda evet. Bambaşka bir şey oluyor. Ha, bence ondan gidiyor. Yoksa Brad Pitt şahane oyunculuk. Şahane oynadı bence de. Leo da çok güzel çok oynuyor. Çok iyi oynadı. Oscar'ını bence yine... Bak yine alamadı Leo Oscar. Bak. Aday değil abi. Alamıyor kanka. Sıyırığı geçiyor Leo'yu. Sıyırığı geçiyor. Abi sen kime verirdin bu filmde? Brad Pitt'e mi verirdin? Leo'ya ben bu mi filme verirdin? Kesinlikle Oscar vermezdim. Oscar'lık da bir oyunculuk değil. Brad Pitt'in en kötü hali zaten Oscar. Abi, o zaman Brad Pitt'in cidden oynadığı her rol Oscar almak zorunda kanka. Şeyden kaç tane Oscar aldı? Ne? Astra mı? Psikopat'tan bizim şeyden. Inglourious Basterds. Hayır ya. Sen söyle. Fight Club. Ha Fight Club'tan. Fight Club'tan aldı mı? Bilmiyorum işte. Hayır, buna Oscar veriyorlarsa Brad Pitt'e Fight Club'daki bütün Oscar'ları alması lazım. Abi o zaman şöyle bir soru soralım. Fight Club dedin, cevabım da belli. Senin gelmiş geçmiş Oscar şeyleri. Fight Club abi. Fight Club mı sende? Tabii ki. Neden abi? Her şeyinden dolayı abi. Hayır, filmin sonunda olanları başından görebilen bir tane insan evladı yoktur. Ben böyle bir film bilmiyorum. Bir de şey diyeceğim abi. Ben bunun kitabını da okudum. Fight Club'ın. Evet, kitabı bir tık farklı. Çok farklı değil. Ve hani normalde kitabını okuduğunda filmini beğenmezsin ya. Bunda tam tersi oldu. Çünkü bak bunda müzik, reji, oyunculuk yani daha çok dünyanın içine hapsetti beni. Evet. O bana da yeni oldu be. Bununla ilgili değilim. Ve bu zaten yeraltı edebiyatı kitabı. Bunda zaten böyle Şurano oturuyor bu kitabı okurken. Değişik oluyor. Filmi izlerken daha çok böyle içinde yani komple böyle içine almış gibi hissettim ve ondan sonra da hani cidden hayatımı değiştiren bir serüveni arkamda bırakmış oldum bunu müthiş izledikten kanka sonra. Kötü olarak bildiğimiz çoğu şeyin aslında kötü olmadığını gördük. Aynen öyle. Şeye geçelim mi? Diğer konumuza mı? Diğer konumuza geçelim. Ben şimdi döner satıyorum. Başka bir dönercinin
işi benden daha iyi yürüyorsa gidip de adamın arka kapısından girip içeriye 50 tane fare atmam ben. O zaman daha çok, ondan daha çok müşteri çekebilecek bir şey üretmeye çalışırım. İşin doğrusu da budur. Ayağımla yaptığım döneri yediniz mi? Ve böylelikle birimiz devam etsin. Ve böylelikle Colin'de Colikçe'nin bu haftanın sonuna geldi. Kolay değil.